Büyük Orta Doğu projesini adım adım uygulayan Amerika Birleşik Devletleri İsrail ikilisinin nihai hedefleri Arzı Mevut projesi ve bu projeye dair sinyaller geliyor. Bu projenin bir önceki adımı Irak'ta bir Kürt devleti kurulması. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry ile yaptığı görüşmede yakında Kürt devletinin ilan edileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ikilisinin Orta Doğu'daki planları kanlı işgaller ve iç isyanlar yoluyla adım adım işliyor. 2003'teki işgalin ardından fiilen olmasa da Irak 3'e bölünmüştü. Kuzey Irak yönetimi federal yapısını bağımsızlığa taşımak için aradığı fırsatı IŞİD terörüyle buldu. ABD, İsrail destekli IŞİD teröristleri Bağdat'la Erbil arasında adeta bir tampon bölge oluşturdu. Kerkük'ü tamamen ele geçiren peşmergeler istedikleri sınırlara kavuşmuş oldular. Peşmerge lideri Mesut Barzani, yaşanan gelişmeler artık bir devlet kurmanın zamanının geldiğini gösteriyor demişti. Bölge üzerinde ciddi hesapları olan İsrail bu açıklamalardan ve gelişmelerden memnun. Paris'te Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya gelen İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman nihai hedeflerinin bir adım öncesine dikkat çekti. Lieberman, Irak'taki krizin bağımsız bir Kürt devletinin ilan edilmesiyle sonuçlanacağını ileri sürdü. İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'in ABD Başkanı Obama ile görüşmesinde de benzer bir mesaj ilettiği belirtildi. İsraili diplomatik kaynaklar, Kürtlerin bağımsızlık ilan etmesi durumunda İsrail'in ilk tanıyacak ülkeler arasında olacağını belirtiyor. Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle uzun yıllardır askeri, istihbarat ve ticari ilişkilere sahip olan İsrail, Bağdat'ın onayı olmadan Kürt petrolünü satın alan ilk ülke olmuştu. Peki İsrail bölgede kurulması planlanan bir Kürt devletiyle neden bu kadar yakından ilgileniyor? Bunun sebebi asırlardır hayali kurulan Arzı Mevut projesi. Yahudiler kendilerine vaat dedildiğini edildiğini iddia ettikleri Fırat ve Dicle arasındaki toprakları ele geçirmek için uzun vadeli bir planı hayata geçirmişti. Büyük Orta projesinin nihai hedeflerinden biri de işte bu proje. Birlik halindeki Irak'ı tek parçada sindirmektense merkezden ayrı bir Kuzey Irak'ı ele geçirmek daha kolay olacaktı. Mesut Barzani'nin aile köklerinin de Yahudilere dayanması onun da bu planın bir parçası olduğu yönünde yorumlanıyor. Uzmanlar Arzı Mevut projesinin Türkiye Türkiye'nin güneydoğusunda içerdiğine dikkat çekiyorlar. İsrail eski savunma bakanı Ariel Sharon, Türkiye'de alaka alanımız içindedir diyerek bu niyeti deşifre etmişti. Allah, allillah,